Özel havuz. Özel havuz. Cam gibi ya, cam. Bak. Güneş ışığıyla dans ediyor. Görüntüyü bilmiyorum, yansıtabiliyor muyum kameraya? Burası bizim mini plajımız. Issız koy girişi. Çok küçük, minik ilk defa taşlar gördüm. Şu kadar çık. Onun dışı incecik kumlar. Sen niye kuru mama yemiyorsun? He? Dün yediğin sucukları, değil mi? Gebeş kaplumbağa. Nasıldı sucuklar? Güzeldi. Sucuk yiyince ne yapıyorsun? Kuru mama yemiyorsun, değil mi? Aferin sana. Çok iyi yapıyorsun. Benjamin TV'ye hoş geldin. Bak, yaklaşık 2,5 yıldır bu koyun peşindeyim. Benim için çok özel bir gece oldu. Çok güzel bir kamp oldu. Bütün alanı size gezdireceğim. 2,5 yıldır buranın konumunu bulmaya çalışıyorum. Bir şekilde olmuyor. Yani araç yolu yok zaten. İşte teknem yok. Deniz üzerinden gelemiyorum. Geçen sene bir balıkçıyla görüştüm. Beni oraya götürür müsün falan dedi. Orası çok uzak. Hani o tarafa geçemem falan diye bu bölgede. Geçtiğimiz sene bir trekking yolu buldum. Dedim ki tamam, ben bu sefer bu koyu buldum. Gideceğim. O trekking yolu beni geçen sene saçma sapan bir yere çıkarmıştı. Ama bu sefer bu koya araçla ulaştım. Arabam çok azıcık yukarıda. Orayı da çekeceğim. Şu yoldan geldim. Arabayı buraya koydum. Daha fazla inmek istemedim çünkü aşağıda ince kumlar başlıyor yolda. Kalmak istemedim 4x2 aracım. Zaten çadırım hemen şu ağaçların arkasında. Şurayı döndüğüm anda koy. Eşya taşıdım biraz ama çok kısa mesafeydi. Çeşit çeşit ağaçlar var. Akşam çakalı geldi, tilkisi geldi. Ne ararsan geldi. Domuz da vardı. Tabii domuzlar çok yaklaşmadı bize. Çok bakir bir koy. Bütün alanı birlikte gezeceğiz. Her yeri göstereceğim size. Şurada bir yarım mağara var. O tarafı göreceğim. Çadırıma bakarız nerede. Bir de buranın yan koylarında da aynı bu şekilde kumluk alanlar var. Özellikle şurayı göstereceğim size. Saçma olacak biraz ama. Kayaya sıfır kum. Ben İzmir'de böyle bir yer görmedim. Belki bir ihtimal Pisa'da veya Dolungaz tarafında falan böyle bir şey. Ama yok, orada da böyle kayanın yanlarında yosunlar var. İzmir'de çok yere gittim. Çok koy gördüm. Kanalımda çok farklı yerler paylaştım. Issız koylar vesaire. Ama burası gerçekten çok güzel. Hani kayaların oluşturduğu şekiller, tamamen kum olması. Sadece şu ilerideki kıyıda 2-3 tane deniz kestanesi gördüm ama çok az. Bu kıyı tamamen tertemiz. Yandaki kıyı da tertemiz. Oraları da birlikte gezeceğiz. Benim için çok özel bir video. Benjamin TV'ye çok özel bir keşif oldu. Burası ile ilgili internette hiçbir yerde bilgi yok. Hiçbir yerde. Yani zaten Google konum haritalarda bilgi yok. Ama kimse bir şey yazmamış, etmemiş falan. Sonra bir arkadaşımızı buldum. Drone görüntüleri çekiyor. İşte drone videoları çekiyor İzmir'de. Ya dedim, sen şu bölgede dedim drone uçurdun mu? Dedim ben orada bir yer arıyorum ve oranın dedim arazi yolunu yukarıdan görmem lazım. Karaya çok uzak. Ben dedim kendi drone'umu kaldırsam da ulaşamıyorum. Dedi evet dedi, oralarda dedi ben dolaştırdım drone'u geçen sene falan. Açtık, tek tek drone görüntüleri izledik. Ben o drone görüntüsünden bir araba yolu buldum. Araba yolu haritalarda bile gözükmüyor. Nasıl bir, artık ağaçlar kapatmış. Orası böyle sanki bir orman gibi gözüküyor. Orayı buldum. Dün heves ettim. Dedim geleceğim arkadaş. Ben dedim burayı bulacağım. Ya kötü bir yer çıkabilirdi. Bilmiyorum çünkü nasıl bir yer olduğunu ama haritada buranın böyle, ya bu kadar beklemiyorduk değil mi? Ama haritada buranın çok güzel bir yer olduğu belliydi. Yukarıdaki görüntüsü, işte renkleri. Ya şu olaya bakar mısınız? Bu ne? Nasip oldu. Dün geldim. Çok güzel bir kamp yaptım. Dün gece dolunay da vardı yukarıda. Nasıl mutluyum ama. Burayı gördüm çünkü çok istediğim bir yer. 2,5 yıldır çalışıyorum. Dün şuradan geldiğim anı keşke çekseydim videoya. Oturdum böyle dizlerimin üstüne. Şu koyun güzelliğine bakar mısınız? Giriş kumsal. Her yeri göstereceğim size. Şurada yarım mağaralar var. Tamamen kum, incecik kumlar. Çadırımı orada ağacın altına kurdum. Arkada ufak da olsa mini bir orman. Tertemiz bir su. Koy çok büyük ama şöyle. Plajı değil, enine şeklinde yukarılara doğru kayalıkların aralarında farklı girişler var. Şu kayalıkların iç tarafları tamamen kum. O benim çok ilgimi çekti. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Su pırıl pırıl ya. Bana şeyi hatırlattı. Çeşme, Alaçatı'da böyle biçler var ya, özel temizlenmiş. Oraları hatırlattı. Bütün arka tarafı gezeceğiz. Ben oralara çıkacağım şimdi. O tarafın arkasında göstereceğim size. Koyda bir tane ağaç var. Hani böyle yüksekte çadır kurabileceğiniz. Onun dışında arkada ağaçlar var. Arka tarafta ama denize böyle sıfır bir şekilde.
o ağaç var. Ben direkt oraya kurdum. Gözümü alamıyorum şuradan ya. Çok iyi değil mi? Şurada yarım bir mağara var. Suyun yansımasını görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki kayaların dibinde bile incecik kumlar var. Normalde dediğim gibi yosun olması gerekiyor ya da kestane, hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Kayaya sıfır kumluk. Ben ilk defa İzmir'de böyle bir yer görüyorum. Bakar mısınız? Yarım mağaramıza geldik. Burada ufak minik taşlar başladı. Çok küçük ama. İçeriden gelen sesi duyuyor musunuz? Bak. Abi çok iyi değil mi? Mars da denize girmedi, beni takip ediyor. Hoş geldin. Girmeyeceğim mi? Boğulmayayım diye mi bakıyorsun? Hadi gel dönüyorum. O girdiğim yere dönüyorum. Gel. Aferin sana. Ya şu olay beni çok etkiledi ya. Yani kayaya sıfır kum. Ya dibine kadar gireceğim. Bir tane yosun yok. Çok ilginç değil mi? Şu kayaların şekilleri. Bakar mısınız? Yani sanki özel olarak yapılmış gibi. Hani böyle beach falan yaparlar ya. İşte kepçe sokarlar, alan oluştururlar. Şuraya bakar mısınız? Şurada bir tane sandalye gördüm. Saçma sapan. Artık teknelerden mi gelmiş, ne olmuş kalmış orada. Çok güzel. Kıyı boyunca gezdireceğim sizi. Bu kayaların arkasına da götüreceğim. Bütün bölgeyi göstermek istiyorum. Giriş yeri burası. Bildiğiniz incecik kumsal koy girişi. Burada da yine ince kumlar. Sabahın ilk ışıklarında çekiyorum bunu. Muhtemelen güneş tepeye geldiğinde buralar turkuaz renginde gözükecek. Böyle oyuklar var. Bakın içerisi hep kum. İncecik kumlar. Bütün kıyı böyle. Şu kayalıkların aralarını da gezdireceğim. Çok güzel kumlar. Pırıl pırıl deniz. Şuraya bakar mısınız? Çok ilginç değil mi? Bana mı öyle geliyor? Sıfır. Kayaya sıfır kum. Bu nedir ya? Şuraya da çıkalım birlikte. Bak normalde buraların değil mi? Yosun olması gerekiyor böyle. Ya da benim gibi kestaneler. Tamamıyla kum. Çok güzel ya. Yani ilerliyorsun ilerliyorsun boyunu aşmıyor. Bayağı sığ burası ama şuralarda derinleşmeye başlıyor. Çarşaf gibi bir su. Zaten çok girinti bir koy olduğu için... Dün rüzgar vardı ilk geldiğimde. Yine böyle çarşaf gibiydi. Bayağı böyle denizin ortasında gezdirmek istiyorum sizi. Çok güzel bir renk. Şu an yeşil. Çünkü güneş yeni doğuyor. Ama muhtemelen öğlene doğru... Drone kaldırırım, ona da bakarız. Öğlene doğru bu turkuaz rengini alacak. Çünkü biz geldiğimizde turkuaz rengindeydi. Mars ben denize girerken yine pikemizi koruyor. Kimse yok kızım burada. Ama teşekkür ederim koruduğun için. Mars'ın da şöyle bir manzarası var. Küçük mini bir plaj. Kumsal giriş. Tam burada yosunlar var ama burası çok bakir bir koy. Çok farklı bir havrası var ya. Şu görüntü. Çok yer geziyorum. Çok yer görüyorum. O yüzden asla şaşırıyorum. Genelde dediğim gibi kayalıkların yan tarafları. Bakar mısınız? Sıfıra sıfır kum. İncecik kumlar. Sıfıra sıfır. Umarım ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Mars normalde asla gidip böyle ekstra taşa maşa oturmuyor. Hep böyle ya pikeye oturuyor ya da ilginç bir şekilde, bilmiyorum sebebini. Bilenler yazarsa çok sevinirim. Ateşin külüne oturuyor. Daha önce yanmış bir ateşin külüne oturuyor. Ve çok pisleniyor. Çözemedim neden böyle yaptığını. Ama çok her zaman yapmıyor. Nadiren yapıyor. Şimdi birlikte bir arka tarafa bakalım. O kıyıyı da gezelim. Komple gezdirmek istiyorum. Ben de görmedim. Birlikte göreceğiz. Ama muhtemelen bu kayalığın arkası da eğer bu şekilde kumsa... Gerçekten çok özel bir yer benim için. Ben şu kayalıkların üzerinden çıkıp geçeceğim oraya ya da bu arka taraftan çıkacağım. Şimdi Mars'la birlikte yan koya geçeceğiz. Böyle bir ufak trekking yolu bulduk. Minik patika. Şuradan da göstereyim size plaj girişini. Çok iyi ya. Size anlattığım koy burası. Dediğim gibi girintiler var. Burayı çok merak ediyorum. Yukarıdan hafif böyle kumsal gibi gördüm orayı. Evet, gerçekten ilk defa sizle birlikte geldim. Mars nerede? Mars!
Burası dediğim gibi girintiler var. Burayı çok merak ediyorum. Yukarıdan hafif böyle kumsal gibi gördüm orayı. Gerçekten ilk defa sizle birlikte geldim. Mars nerede? Mars! Gel, orası kumsalmış. Gel bir bakalım oraya. Drone kaldırdığımda bu bölgeyi daha net göreceksiniz. Her yerini gezeriz. Benim giremediğim şu arka tarafa gitmek istiyorum. Mesela gitmeyeceğim. Oraya bir drone kaldıracağım. Şu karşı kıyılara. Oralara da bakarız. Şimdi oradaki kıyıyı da bir keşfedelim. Şöyle bir son kez göstereyim. Ayrılamıyorum buradan. Pırıl pırıl. Bak şurada mini bir akvaryum mu oluşmuş? Evet. Ne kadar net. Çadırın manzarası da böyle. Çok keyifli bir gece geçirdim. Dolunay vardı dün gece. Manzaram bu. Şu arkadaki koya da gitmek istiyorum ama buradan nasıl çıkacağım onu bulamadım. Şurası çok sivri kayalıklar. Yüksek bir de. Ama gelmişken şurayı da göstereyim size. Koyun sol tarafı burası. Burası da kum. Çok ilginç gerçekten ya. Bakar mısınız görüntüye? Cam gibi. Hah, balık geçti. Dün bir tane tekne yanaştı, onlara sordum. Ya dedim, buranın bir ismi var mı? Dedi ki yok. Tamam dedim. Benim bir sebebim var. Onu da anlatırım belki ilerleyen zamanda. Buranın ismi benim için Geyik Koy. Neden olduğunu şu an söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim anda buranın neresi olduğunu binlerce insan öğrenir. Buranın konumunu bir 10-15 kişiye vereceğim. Bu koyun başlıkta gördüğünüz ismini söylerken fidan diken, yani herhangi bir fidan videosu değil. Burası için gerçekten emek verip gidip fidan diken insanlara buranın konumunu vereceğim. 15 kişiye de neden veriyorum? Burada bazı böyle aralarda falan çöpler gördüm. Onlardan ricada bulunacağım. Diyeceğim ki konumu veriyorum ama mutlaka gittikten sonra bana çöpleri topladığınıza dair söz verin. Önce fidan videosu. Çünkü o fidanı diken insan, o emeği veren insan gerçekten buranın da kıymetini bilir. Hem de buradaki bazı çöpleri toplamamda bana yardımcı olur. Ben 4 poşet çöp topladım. Arabayla götüreceğim. Ama hepsini yetemedim. Birazcık yardıma ihtiyacım var. Ya çünkü gerçekten burayı ben paylaştığım anda gerçekten bitti burası arkadaşlar. Bitti. Ve şöyle bitti. Sadece kirletilmez burası. Buraya ne olur biliyor musun? Buraya şimdi reklama girecek ama Happy Maxi Garden olur. Buraya ne bileyim Before After Beach bilmem ne olur. Before Sunset Beach, pardon. Öyle şeyler çok bilmiyorum. Buraya direkt işletme yaparlar. Hani 2-3 yıl insanlar gelir, sonra ağzına tükürürler buranın. Ben buradayım. 4 tane tekne yanaştı. 4'ü de selam verdikten sonra dedi ki rica ediyorum buranın konumunu verme. Ya biz dedi burayı saklıyoruz. Burayı dedi hani haritalara bile işletmedik. Hiçbir şey yapmadık. Burası dedi böyle sessiz, sakin, bakir bir alan. Çok kirletirler diye korkuyoruz. Bir de arkada ağaçlar var. Yangın mangın çıkar korkuyoruz ama dedi bazı arkadaşlar bana kızacak, diyecek ki niye konum vermedin? Verseydin, arazi tarif yapıyorsun bazen, verseydin niye vermedin falan. Ben kıyamam buraya. Yani bana böyle sitemde bulunacak arkadaş varsa vermedin etmedin falan. Ya abonelikten çıksın, videomu izlemesin, umurumda değil. Çöp yok, hiçbir şey yok. Issız koyları gezip trekkingler yapan ben burayı 2,5 yılda buldum yolunu. O kadar bakir ki, ya şu görüntüye bakar mısınız? Söylediğime çok kızan olacak belki ama burası yurt dışında bir yer olsa bak eminim drone görüntülerini izlediğinizde de anlayacaksınız. Böyle çok fazla turist çeken, çok güzel gelir sağlayan ve tertemiz tutulan bir yer olurdu herhalde, öyle düşünüyorum. Ama Türkiye'de de var böyle yerler. Özel biçler kapmış. Almışlar orayı, işletiyorlar kafalarına göre. Burası da öyle bir yer olabilir diye tedirgin oluyorum açıkçası. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Kapatıyorum, bu gece de kamptayım burada. Umarım keyif almışsındır videodan. Dediğim gibi konumunu isteyen varsa, öğrenmek isteyen varsa o fidanı diksin. Videoyu çeksin. İlk 15 kişi muhtemelen 1-2 gün içerisinde gönderirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü birkaç video önce öyle bir şey yapmıştım. 2 gün içerisinde o 10 kişiye yollamıştım. Sonra bitmişti. Buraya gelip çöp toplamak isteyen, arkada o ufak kalmış çöpleri toplamak isteyen, burayı yaşamak isteyen arkadaşlar varsa bana fidan videosu yollasınlar. Neyse çok uzatmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif almışsınızdır. Eyvallah.